Haberi duydun mu Ece? Duymadım. Haberi gördün mü Gül? Görmedim. Bir dakika. Nerede yazıyor? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar 10 saniyeye kayıttayız. Görmedik. Duymadık. Bilmiyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo Eko Stüdyosu'ndan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi saatler 15'i gösterirken görmedik, duymadık, bilmiyoruzla karşınızdayız. Ben Ece Eken Kınrul. Ben Nesin Yorulmaz ve teknik masada Gülten Yer. Haftalık öne çıkan haber konularına geçmeden önce artık her programımızın canlı olduğunu ve yayın esnasında çekim yaptığımızı hatırlatmak isteriz. Tüm bunlara ve ayrıntılı içeriklere programımızın adıyla açtığımız Facebook ve Twitter sayfalarına ulaşabileceğiniz gibi geçmiş programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Bu kısa hatırlatmalardan sonra bu hafta neler olmuş ve manşetlerde nelere yer verilmiş şöyle bir göz atalım. İlk haberimiz yaklaşan 1 Mayıs ile birlikte gazete manşetlerine taşınan kutlamaların nerede yapılacağı tartışması ile ilgili. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclisteki grup toplantısında 1 Mayıs'ın 124 yıllık geçmişi var. 1 Mayıs hak ettiği değeri biz verdik. Sol mu verdi? CHP mi verdi? MHP mi verdi? 1 Mayıs'ı biz tatil ilan ettik. Tarihi nitelikte düzenlemeleri yapan biz olduk. Ülkemizde ve İstanbul'da miting yapılacak alanlar bellidir. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler resmi olarak izin verilen yerlerde mitinglerini yapsınlar. Yenikapı'da miting yapabilsin. Burası bana ufak geliyor diyorsan Maltepe'ye de gidebilirsin. Bundan sonra Kadıköy'de de miting yapılmayacak. Bir bayram günü eza, cefa günü olmasın. Eğleneceksen buyurun Yenikapı, buyurun Maltepe'ye şeklinde yaptığı açıklama tepkilere yol açtı. Bunun yanı sıra haberlerde öne çıkan 1 Mayıs için polis ve tomaların prova yapması da çok konuşulanlar arasındaydı. Sıradaki haberimiz de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Son zamanlarda Abdullah Gül'ün seçimlerle ilgili olarak gelecekle ilgili siyaset planım yok demesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a soran gazete ise başbakandan Cumhurbaşkanı'yla aramızda hiçbir sorun olamaz yanıtını aldı. Ülkede kaos neden olabilecek hiçbir adım atmayacaklarını belirten Erdoğan, Mayıs ayında nihai karar verileceğini açıkladı. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Erdoğan, o dönemde de siz yazıyordunuz, benim adım konuşuluyordu ama ters köşeye geldiniz. Belki bu seçimde de aynısı olur ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunun 10 Ağustos pazar, gerek kalması dahilinde de ikinci turun 24 Ağustos pazar günü yapılacağını duyurdu. Diğer bir haberimiz geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yayına katılan Reza Zarrab'ın Türk bayrağı arkasında verdiği görüntüye yönelik tartışmalarla ilgili. Zarrab'ın Türk bayraklı görüntüsüne TBMM'den ilk tepki MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Vural, 17 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılan soruşturmalarda özellikle kara para aklama, haram para aklama ve gayri ahlaki ilişkiler olmak üzere çok kapsamlı iddialarda hakim önüne çıkan ve Türk yargısının önünde olan bir şahsiyetin televizyonlarda ve medyada aklanmak istercesine Türk bayrağı arkasında olmak üzere bir pazarlamaya tabi tutulmasını kınıyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bu görüntüyle ilgili Twitter hesabı üzerinden havuz medyası Hrant'ı vuran katil gibi ülkeyi soyan Zarrab'ın da Türk bayrağının önünde oturtturuyor diyerek tepkisini gösterdi. Evet, şimdi sırada dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 94. yılının ülke çapındaki yansımalarıyla ilgili haberlerimiz var. Öncelikle mecliste Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi ve TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM İdari Amiri ve BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'la bazı bakan ve milletvekilleri Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 23 Nisan 1920 hiç kuşkusuz aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Milletimiz bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle istiklal ve istikbar mücadelesini yönetmiştir dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu yıl grubu adına yaptığı konuşmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı temel hak ve özgürlükleri için canlarını feda eden gençlerimizin ve evinden çıkarak Türkiye halkının kalbine gömülen Berkin Elvan'ın anısına ithaf etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 1. Meclis bu sayede savaşlarla ve dayatmalarla içten içe çürüyen imparatorluğumuzdan ulus devleti çıkarmayı başarmıştır. Kararlara kardeşliğin mürekkebi damlamıştır dedi. BDP Grup Başkan
vekili ise meclis konuşmasında bu demokrasi, adalet, eşitlik bağlamındaki en temel sorunları ele almak ve doğru çözümleri bulmak gibi sorumluluktur ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 adet afiş hazırladı. Afişlerde günün sözü olarak Atatürk'ün söyle ve demeçlerinden "Bütün millet, bütün cihan bilsin ki en nihayet bu millet tam bağımsızlığının temin edildiğini görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır" notu yer aldı. Sıradaki haber ekranlarda görmek istediğimiz ve oyunculuğu sayesinde çok farklı yapımlarda yer alan Nejat İşler'le ilgili. 17 Ocak 2014 günü Bodrum'da geçirdiği septik şok sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan, daha sonra da İstanbul'a nakledilerek tedavisine devam edilen oyuncu 95 günün sonucunda tavır edildi. Sanatçının tedavisine devam edildiği Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada yoğun bakım ünitesine transfer olan İşler'in sağlık durumundaki olumlu gelişmelerin ardından ayakta kontrol ve tedavisine devam edilmesi üzerine hastaneden taburcu oldu. Başta akciğerleri olmak üzere birçok organı zarar gören İşler'in sağlığının gün geçtikçe daha da iyiye gidileceği belirtildi. Şimdi yerel bir haberle devam ediyoruz. Bu yıl 19. kez okurlara açılan İzmir Kitap Fuarı içinde söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte yaklaşık 145 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Uluslararası İzmir Fuar alanında açık kaldığı süre boyunca 405 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu ve 800'e yakın şair ve yazarı bünyesinde barındıracak. Girişin ücretsiz olduğu 19. İzmir Kitap Fuarı 27 Nisan'a kadar her gün 11 ve 8 saatlerin 8 arasında ziyaretçileri açık olacak. Fuarda düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerine Feyza Hepçilingirler, Doğan Hızlan, Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Canan Tan, Muzaffer İzgü, Firuzan, Ercan Kesal, Muratan Mungan, Yılmaz Özdil, Can Dündar, Ayter Tunç, İlker Başbu, Deniz Kavukçuoğlu, Suna Yakın, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Mustafa Balbay, Uğur Dündar, Doğu Perinçek, Ahmet Telli, Erdoğan Aydın, Yekta Kopan, Enver Ercan, Erendiz Atasü, Ayşe Kulin, Onur Öymen, Aslı Tohumcu, Behiç Ak, Bülent Habora, Nihat Behram ve pek çok yazar ve şair konuk olacak. Ayrıca Türk şiirinin önemli isimlerinden Orhan Veli ve Oktay Rıfat'ın doğumlarının 100. Melih Cevdet Anday'ın da 99. yaşı sebebiyle fuarın teması Garip Şairleri 100 yaşında olarak belirlendi. Şimdi sırada çok konuşulan spor haberlerimiz var. Haberlerimizden ilki, 2 yıldır çalkantılı bir şekilde devam eden ve sürekli kararların değiştiği ve adaletin sorgulandığı Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'la ilgili. 2 Temmuz çike davası sebebiyle soruşturması ve yargılanması devam eden Aziz Yıldırım'ın tekrar tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi. İstanbul Nöbetçi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce soruşturma dosyasında yapılan tutukluluk incelemesi sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve As Başkanı Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü As Başkanı Serdar Adalı ve Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 31 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği açıklandı. Bu haftaki karşılaşmaların önüne geçen bu haber Fenerbahçe'nin önceden garantilediği şampiyonluk öncesinde akıllarda soru işareti bıraktı. Bunun yanında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi playoff yarı finalinde Galatasaray Odea Bank Adana deplasmanında BOTAŞ'ı 43-65 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacağı belli oldu. Dev derbi büyük bir heyecanla bekleniyor. Gündem haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdi de İzmir'in farklı semtlerinde yaptığımız röportajlara Güzel Yalı'yı da ekledik. Kişilerin gündemini öğrenirken 23 Nisan'ı özel olarak meclise giden çocuk siz olsaydınız hangi mesajı verirdiniz sorusunu da ekledik. Bakalım neler konuşulmuş. Yani seçimlerle ilgili benim şeyim. Yani seçimler bu sıralarda pek hoşuma gitmedi yani sonuçlar. Yalova'nın iptali falan mesela benim hiç hoşuma gitmedi. Niye Ankara'yı iptal etmiyorlar? Yalova'yı iptal ediyorlar. Onlarla ilgiliyim. Bir de işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak şimdi biliyorsunuz. Orada da bir tek adayın Erdoğan'ın çıktı da karşısına hiç rakip çıkmaması, o da benim kafamı bozuyor. Niye bir tane daha rakip çıkmıyor karşısına? Onlar başlıyorlar için. Yani şu andaki konu o. 23 Nisan'a geçsem en başta özgürlük derim. Başka hiçbir şey demem. Herkese özgürlük, eşitlik, demokrasi. Benim isteğim o. Geçen hafta itibarıyla ülkem adına olan şey Suriye'nin ben kesinlikle Türkiye'nin sırtında bir yük olduğunu düşünüyorum yani. Bunca kendi olaylarımız varken, kendi sorunlarımız varken
milyonlarca insanın nasıl oluyor da bu derece sahiplendiğini ben anlayamadım. Yani hiç çözemediğim bir olay bu benim. Bu seçimlerde kesinlikle ben dürüst olunduğunu sanmıyorum. Yani öyle 3-4 tane il var ki bariz bir şekilde hatalar yapıldı, yanlışlar oldu. Evet, bu hafta benim gündemimde olan konulardan bir tanesi de şu anda devletimizin ciddi sorunlarından biri olan partiler arası problemler. O yüzden şu anda düşündüğüm şey her ne olursa olsun ülkemizi kaybetmemiz ve ülkemiz adına tamamen ortak karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ana konum bu. Onun haricinde Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimimizde de insanların belirli kişilere değil doğru insanlara oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden herkesin doğru seçim yapmasını ümit ediyorum. Ben gidecek olsaydım eğer kesinlikle Türkiye'nin bütünlüğünü savunurdum ve bununla ilgili konuşurdum. Bu hafta gündemde olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aynı belediye başkanlığı seçimleri gibi adaletli bir seçim olmayacağı kanaatindeyim. Ben 23 Nisan nedeniyle kürsüye çıkan bir öğrenci olsaydım Atatürkçü bir gençlik istiyordum, adalet istiyordum. Genel olarak insanların gündeminde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve politik haberler yer almış. Bakalım farklı olarak diğerlerinin gündeminde neler varmış dinleyelim. Önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta da Taksim'de eylem yasağı veriyorlar. Ama bence eylemin olması gereken yer Taksim. Çünkü o gün yıllardır Taksim'de yapılıyor 1 Mayıs. Bence bu sene de Taksim'de yapılmalı. Yani insanlara yasak getirerek bir yere varılamaz diye düşünüyorum. Bunun dışında önümüzde yarın 23 Nisan var. 23 Nisan'da da daha iyi bir gelecek, daha iyi bir çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek büyüklerden istiyorum. Bu, yani herkes taşın altına elini koyabilmeli bence. Bir şeyler çocuklara bırakabilmeli. Yani ben bugün meclise gitmiş olsam bir çocuk olarak devlet büyüklerimizden tek şey isterdim. Adil olmalarını. Herkese eşit, adil davranmalarını. 1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum. İşçinin değeri bu ülkede artık olsun. 1 Mayıs için Taksim açılsın. Sonuçta orası işçilerin yeri. Ülkede sadece sevgi, barış ve kardeşliğin olmasını istiyorum. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes eşit olsun. Gündem zaten karışık. Herkes ötekileştirilmeye başladı bu ülkede. Ülkenin gidişatı iyi değil zaten. Merhabalar, Fatih ben. Ülkenin genel gündemi adına benim bir vatandaş olarak eğitmen olduğum için tabii ki eğitim konusuna giriş yapmak istiyorum. Hani siyasetten çok çok iyi anlayan bir vatandaş değilim ama aptal da değilim. Ülke sisteminin eğitimi gittikçe kötü oluyor. Yani hep cümlelerimizde kalan şu Avrupa sisteminin eğitim sistemi, yani adaleti, hukuku, sağlığı değil, eğitim sistem çarkı nasıl dönüyorsa lütfen onlardan artık biz de şöyle 3-5 tane Jön Türk gönderip de mi öğreneceğiz, nasıl öğreneceksek lütfen eğitim sistemimizi değiştirelim. Ülkenin zaten siyasetinden tutun sağlığına kadar hepsi eğitim notasıyla gelişen adımlar. Eğitim olmadıktan sonra olmayacağını, ciddi bir şeyler olmayacağını düşünüyorum. Meclise giden çocuk ben olsaydım bu söylediğim cümleleri daha duygusal ve daha çocuksu bir şekilde daha iyi bir eğitim derdim gene. Daha gündemi takip edecek olursak bu kadar gündemin olduğu bir ülke başka bir ülke zaten yok. Olabildiğince takip ettiğiniz zaman olabileceği yeterince yorulacağınız bir ülke zaten burası. Tek tek bir şey söylemeye gerek yok çok fazla. Meclise giden çocuk ben olsaydım vallahi mesaj çok fazla. Meclise giden çocuk ben olmak istemezdim ya. 1 Mayıs ve 23 Nisan'ın dışında bir eğitmenin dilinden Türkiye'deki eğitim hakkında bilgi aldık. Biliyorsunuz ki her hafta İzmir'in farklı semtlerine giderek insanların gündemleri hakkında bilgi alıyoruz ve görmedik, duymadık, bilmiyoruz da bunları sizlerle paylaşıyoruz. Her hafta çıkan ortak konular üzerine uzman kişilerle de röportajlar yapıyoruz. Fakat bu dönem 3. kısmımızda her programda bir yenilik yapıp küçük sürprizlerle karşınıza çıkmaya başladık. Bu hafta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız için bugünün çocukları, yarının büyükleri dedik ve uzmanlarımızı onlar olarak kabul ettik. Meclise gidecek olan çocuklarımızın hayallerinde
gündeminde. Bakalım neler varmış. Hangi mesajı vermek istedim? Bir şey vermek istedim. Neydi? Bütün çocuklar 23 Nisan kutladığı için tabii büyük bir onur. Onun için bütün 23 Nisan çocuklarını çok sevmeleri gerekiyor bence. Onun için meclise 23 Nisan çocuklarına çok saygı duymaları gerekiyor. Onları baş tacı gibi koymaları gerekiyor. Onu söylemem. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Barış için de bir dünya için el ele. 5 yaşındaydım. Atatürk'ün yanında oturdum. Konuşmalar yaptı orada. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Vallahi herkesin mutlu mesut yaşamasını isterdim yani. Hiç yani büyük ayrımı falan yapılmasını istemezdim. Dünyada barış içinde yaşamalıyız. Çünkü hepimiz kardeşiz ve çok mutlu olmalıyız. Bir kere dünya için barış içinde olmalıyız. Kavga etmemeliyiz. Düşmanlar hiçbir zaman olmamalı diye düşünüyorum. Türkiye gibi bir yer olmalıyız. Mutluluk içinde yaşamalı diye düşünüyorum. Yani bütün dünyanın barış olmasını isterdim. Çocuklara hak tanınmasını isterdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yani ben meclise giren bir çocuk olsaydım yani. Herkes sevgiyle yaşasın, barış olsun isterdim yani. Çocukların mutlu olmasını isterdim ve şey olmasını isterdim, böyle güzel geçmesini isterdim. Çocukların mutlu olmasını isterim ve onlar için değişik etkinlikler yapılmasını, güzel böyle oyunlar oynanmasını isterim. Bilgi verici, yani bu siyasetle ilgili bilgi verici şeylerin konuşulması, tartışılmasını isterdim. Yani böyle bir şey verirdim yani, bunları söylerdim. Ben bugün meclise çıkıp çocuk olsaydım böyle herkese barış sevgi iletirdim. 23 Nisan'ı asla unutmasınlar. Her perşembe saat 15'te İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo Eko Stüdyosu'nda Görmedik Duymadık Bilmiyoruz canlı yayınımızla karşınızda olacağız. Ben Ece Eken Kınırıl. Ben Nesrin Yorulmaz. Teknik Masada Gülten Yer. Geçmiş programlarımıza ulaşmak isterseniz Görmedik Duymadık Bilmiyoruz wordpress.com ve programımızın ismiyle kurduğumuz Facebook adreslerimizi kullanabileceğiniz gibi Gördüğü Bil Twitter hesabından da yorum ve önerilerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bu programda emeği geçen Hasan Rençber ve yayın sırasında bizi görüntüleyen Mehmet Ali Yemişçegil'e teşekkürlerimizi sunarız. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. I heard he sang it.